Radyan cinsine verilmiş. Dereceye dönüştürürüz. Hayır. Dereceye dönüştüreceğiz. Biz pi yerine 180 yazabiliriz. Yazıyorum. Sinüs, şöyle eşittir diyeyim. 4 çarpı 180 bölü 3. 3'e bölüyorum 1, 3'e bölüyorum 60. 4 ile çarpınca 240. Sinüs 240. İstersek 180'den dönüştürürüz, istersek 270 üzerinden. Tabii önce şu birim çemberi de çizeyim. Tabii sürekli çizmeye gerek yok aslında. Zihnimize yer etmeli. Oradan direkt söylemeliyiz aslında. Yoksa zaman kaybettirir. 0, 90, 180, 270, 360. İşaretlerinde yazıyorum. Artı artı, eksi artı, eksi eksi, artı eksi. Sıralaması şu. Birinciler kosinüs, ikinciler sinüs olur. Bizimki sinüs 180 ile 270 arasında ikinciye denk geliyor. Demek ki bizim bu ifademizin sonucu negatif çıkacak. Eksili bir sayı. Şöyle yazıyorum. Bu eksili bir sayı olacak. Şimdi 240'ı ister 180'den yazarız, ister 270'den. Sonuçlar aynı çıkacak. Şöyle yazıyorum. Biz bunu 180 üzerinden yazalım. Sinüs 180 artı 60. Tabii şu 180'i çizince herhangi bir değişiklik yaşanmaz. Yatay eksenden gerçekleşen dönüştürmelerde değişiklik olmuyor. Bölgesine bakıyoruz. Bu dördüncü bölgeye denk geliyor 240. 180 ile 270'in arasındadır 240. Burası sinüs olduğu için biz ikinci ifadeye bakacağız. İkincisi negatif, eksi şurası. İkinci sembol eksi. Eğer dördüncü ya da ikinci bölgeye denk gelseydi artı olacak. İkinci sembol artı olduğu için. Şimdi bunun sonucu eksi. Yatay ekseninden yaptığımız için değişmiyor. Yine sinüs kalacak. Yani sinüs 60 olacak. Bunu 30-60-90 üçgeninden çıkaracağız. Tabii zamanla artık o üçgen zihnimizde yer etmeli. Direkt yazmalıyız. Şöyle şurası 30 derece, 60 derece. Burası 1, hipotenüs 2, 60'ın karşısı kök 3. Bizim aradığımız şey 60'ın, yani şunun sinüsü, karşı dik kenar bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2. Önünde eksi olduğu için eksi kök 3 bölü 2. Bakıyorum şimdi. Cihan. Okay. Okay.